Sayın seyirciler, PKK'lı hainler kanlı saldırıları için bu kez drone kullandı. Şırnak'ta plastik patlayıcı yüklü 8 drone eş zamanlı olarak saldırıya geçti. Neyse ki alınan önlemler sayesinde hiçbiri hedefini bulamadı. Peki bu ne anlama geliyor? PKK strateji mi değiştirdi? Saldırıların devamı gelecek mi? Bu çok önemli sorulara güvenlik uzmanı Abdullah Ağar bakın hangi cevapları verdi? Bir yeni terör stratejisi söz konusu olabilir. PKK'lı teröristler bunu da yaptı. 10 Kasım töreni sırasında bomba yüklü dronlarla Şırnak Valiliği'nin bahçesini işte böyle hedef aldı. Potansiyel olarak açıkçası çok tehlikeli. Aynı saatlerde patlayıcı yüklü 7 drone daha farklı noktalara düştü. Oyalamanın ve konsantrasyonun bozmanın amaçlandığı gözüküyor. PKK'lı teröristlerin hazırladığı ölüm dronlarından biri Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'na, ikisi Kayatepe, biri Aydoğdu üs bölgesine düştü. Kısa süre sonra Kostok Vadisi'ndeki Hamittepe üs bölgesinden de benzer haberler geldi. Ruh ikizi DAEŞ'tan terör stratejisini çaldığını görüyoruz aslında. Plastik patlayıcı yüklü dronlar çivi ve metallerle güçlendirilmişti. Uzaktan kontrol ediliyordu. Neyse ki bölgedeki jammerlar devreye girdi, hiçbiri hedefini bulamadı. Kimsenin burnu bile kanamadan düşüp imha oldu. Kavanoz içerisinde, şişe içerisinde yerleştirilmiş, bardak içerisinde yerleştirilmiş, fünyesi çekilmiş el bombalarını da kullandıklarını mücadele alanlarında biz gördük. İstihbarat raporlarına göre PKK'lı teröristler drone'la saldırı taktiğini bir başka terör örgütü DAEŞ'ten öğrendi. Suriye'de geliştirdi. PKK'lı hainler havadan drone'la saldırı eğitimini de Suriye'de aldı. Teminin mutlaka engellenmesi, temin edilmesine mutlaka elinden alınması gerekiyor.